Kahve yapacağım, kahvaltı yapacağım. Çok acıktım, o yüzden karnım bulanıyor. Hayır. Bu hayvan beni sevmiyor galiba, hep gidiyor. Ne yaptım ya ben sana? Şimdi hani kayıt yaptırmıyorum çünkü direkt kartımı gösterime genelde izin veriyorlar. Ve bugün oradaki adamın izin vermeyisi tuttu. Çok gıcık oldum. Ve güneş gözüme çok giriyor, o yüzden yani şu anda ağlamıyorum adama gıcık olduğum için yani. Neyse. O yüzden ilk kenarı çekip kayıt yaptırdım. Sonra da park edemedim hiçbir şekilde gelip. Böyle zaten çizgilere çarptığınızda şey oluyor, ne denir, ceza veriyorlar. O nedenle çizgileri çarpmamam, hani değmemem gerekiyordu. O yüzden 10 kere falan tekrar park ettim. Çünkü ben park etmeyi bilmiyorum. Şimdi de bir 5 dakika falan muhtemelen derse geç kalacağım. Ama olsun, hava çok güzel. Şimdi teknik çizim yapacağız. Boş saatimizle. Etrafıma kendi elimle bir duvar ördüm. Kimse bir daha geçmesin diye. Değiştim sanki içimde bir şeyler oldu. İstesem de dönemem geriye. Hep mi ben yanlıştım bu hayatta, hep mi ben haksızdım? Beni hiç gözetmediler. Hep de ben üzüldüm en sonunda, ben ağladım. Stüdyoya geldik. Şey gitti, Maya gitti. Ben çünkü Star'a gidip şu kitabı, Allah'ın belası kitabı. Yani beni artık izlemiş olan herhangi biriniz varsa biliyorsunuz ki benim bu kitapla beef'im var artık. Çünkü ben bunu bitiremiyorum. Ben çok zor bunu okuyorum. Ve böyle hani şey değil. Ne bileyim hani böyle çok yavaş bir pace falan. Bilmiyorum. Biz bu kitapla anlaşamadık yani. Ama bitireceğim. Dert ettim. Bitireceğim. Şu an içerisinde de konuşmadığım insanlarla olan fotoğraflarım falan çıktı. Yani o kadar eski, anlıyor musun? Of. Neyse, en azından teknik çizim ödevimi bitirdim. Şimdi de... Ya of. Şimdi... Arkadaşımın yanına gidebilirim. Ama git.
Durun, ben buna bir karar vereceğim. Ben yine kitabımı okumadım. Ben bugün kitap okudum. Kitap okuyacağım mı dedin onlara? Evet, öyle dedim ve bu kitabı bugün o yüzden getirdim. Hatta annem evden çıkmadan bana dedi ki, evde de okumuyorsun, okula sadece hava atmak için bu kitabı götürüyorsun dedi. Zorba. Sonra... Demet teyze yakışmadı. Demet? Dilek teyze, Dilek teyze. Sonra ben dedim ki, anne hevesimi kırma, okuyacağım, zamanım var, boşluğum var. Okumamak için ama sen biraz kadroya giriyorsun. Beni aşağı atıyor. Umarım kimse görmüyor bu anda aşağı gitti. Kaşlarım nasıl olmuş? Kaşlarım ben beğendim bu arada. Valla mı? Gerçekten beğendim ama kanka burayı kes tamam mı? Betül ama kendi ben kaşını hiç beğenmedim. O kaş çok kötü. Doldurmuşsun, çizmişsin falan. 2013 gibi bir kaş. Ama zaten Latina doğru söylüyorsun. Latinolar öyle ama yani bu kaş çok güzel ama o çok kötü kanka. Kızlar da sen gelmeden dediler ki o Latina makyajı çok güzelmiş falan da ben de... Kızlar fake mi yani? Kızlar fake değil oğlum, seni gerçekten beğendiler. Ya. Sus ya, şimdi YouTube'a koyacaksın. Kızlar fake. Ne dedi? Ben bunu öyle bir editleyeceğim. Bunu izleyecekler. Ve ben onu öyle bir editleyeceğim. Hayır, sen ya diyeceksin kızlar, sonra kesecek. Fake. Kızlar fake. Kızlar fake. Ama kestin anlarlar. Salak sen değiller. Benim ben son bine gidiyorum. Sen benim Photoshop yeteneklerimi çok underestimate ediyorsun. Photoshop yeteneklerini çok iyi biliyoruz. Hepimiz Instagram'ını takip ediyoruz. Şey gibi oldu. Önceden çalışmışız. Kameraya beni Bilkent'e getirdi. Bana öyle etrafı gezdirdi. Burası çok güzel. Burası benim en sevdiğim yer. Dünya üzerindeki. Öyle. Şimdi ben burada asla buraya ait olmadığımı belli eder. Yani ders çalışıyorum. Hava atmak için getirdim Dilek teyze. Okumuyorum hiç. Çakı çakı Dilek teyze. Neredeyse yaraladım. Siz merak etmeyin. Gökçe okumuyor olabilir. Ben okuyorum. Bir de ben bunu yazın aldım. Ha, yazın. Gerçekten iğrenç birisin. Bir de çok aestetik maestetik takılıyorsun Insta'da. Ve içinden bak ne çıktı. Oo, şey var ya. İşte pazardan fotoğraf aldım, gençler kimse bulsunlar. Kanka bunu... Göstermeyeceğim. Yırtacağım. Hayır, anı. Mesela bu da benim tabak. Videoyu izleyen bunu anlayacak. O kim olduğunu anlayacak, kendini anlayacak yani. İzlemez ki. İzlemem ya, saçmalama. Evet, izlemez evet. Kankam izlesin. Ne yapayım? Sen izleyecek, mal mısın? Bence izlemeyi yapmıyordur. Sen çok zengin olup her yere pil götüreceğim. Dilek teyze, ben çalışmalara başladım, haberin olsun. Söyleyeceğim. Bak biz bir tane böyle şey yaptılar bize, böyle bir şey fuarı, iş bulma fuarı gibi bir şey yaptılar, tamam mı? Sonra orada güzel böyle... Evet, ama ben aslında ben zaten... Ben o fuarı var ya, iş bulma konusunda ben oyum kanka. Bizim daha iş bulmamız çok erken yani. Zaten kanka biz oraya sadece puan versinler diye girdik. Neyse işte oraya girdik böyle ama sadece böyle hani teknoloji company'leri falan böyle abdüz abdüz şeyler var. Ama neyse hani soralım, konuşalım hani madem içerideyiz falan. Şefen diyor, şimdi bileyim hani bu tasarımını kim yapıyor? Çünkü hani iç mimarsan biraz sadece mimarlıkla ilgilenmek zorundasın. Direkt tasarıma da yönelebilirsin. Anladım. Bunu falan sorar. Sonra diyor işte ama böyle hepsi şey falan. Yani iç mimar yapamaz ama iç mimarlar şöyle kazanıyor, böyle kolay kazanıyorlar. Keşke ben de iç mimar olsaydım. Böyle bir de içlerinden bir şey çıktı yani. Hukukta da herkes öyle diyor. Herkes diyor ki hukuklar fena kazanıyor ya. Çok keşke ben de hukukta. Bence bu kanka, ne biliyor musun? Bir de bir 100 kişiden biri çok iyi kazanıyor ve sadece o bir kazanan çok iyi. Ama o bir kazanan, mesela diyorum o bir kazanan öğretmenliğe yönelse mesela. Öğretmenliği çok isteyerek o mesleği tutsaydı onda da 1000 kazanacaktı. Yani hani bence belli bir meslek yok, bu meslek çok kazanıyor yok ama hani bu meslek az kazanıyor da yok. Yani. Aynen bence hani o mesleği ne kadar iyi yaptığını, o mesleği ne kadar... Mesela şöyle düşün, hani birincisiysen o mesleği alanında. Her şekilde. Sen bak dönüp şey diyecekler, abi bunu Gökçe yapar diyecekler. Sen kazanıyor, onun yani başka kısa kazanamaz ki zaten. Kimse işte çok sosyal insanlar gelecek, ben çok utanacağım sana. Aman yok, ne utanıyorsun? Bir video gördüm, işte TikTok'ta böyle farklı binaların yorumunu yapıyor, tamam mı Bilkent'te? Ne anlatıyoruz onlara? Evet tabii ya, Bilkent'te farklı binalara yorum yapıyor, sonra işte şey falan diyor.
İşte mesela Efa'ya geliyor, o da hani şu an içerisinde bulunduğumuz şey bina. Diyor ki işte burada sadece kendi habitatında yaşayan çok ilginç canlılar var. Asla dışarıda göremezsiniz falan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela dışarıdan Bilkent'li olmayan birisi olarak Bilkent için hep diyorum ki abi çok sosyal bir kampüs. Hani böyle insanlar bana hep öyle geliyor kanka. Ama bak vibe olarak öyle bir vibe veriyorsunuz içeriye. Böyle insanların içeride böyle kendi kötü hissetmeyecek. Ben mesela hep Bilkent arkadaşlarıma Emre'yle konuşacağım ama diyorum ki abi işte çok öyledirler falan diyorum ama yani o da hayır diyor. Herkes hayır diyor bana ama bana hiç öyleymişsiniz gibi gelmiyor. Mesela ben buraya gelsem mesela insanlara gitsem böyle yardım istemem ama herkes ona yardım edecek gibi. Ben mesela kampüsteki herkesin çok iyi insanlar olduğu için. Benim bir tane arkadaşım. Bu birazcık ama benim buranın benim Roman Empire'im olmasıyla alakalı. Bak şöyle bir şey var. Mesela benim bir tane arkadaşım. Dedi ki. Bu arada ben influencer'dan bunu yapmasına sinir oluyorum. Sana kesin sinir olacak. Ama o arkadaşını tanımıyorsunuz zaten siz. O senin kendi özel hayatın. O zaten bunu izler mi? Belki o izler. Ama o da izler. O izler. Tabii izler oğlum. Ayrıca inşallah değil. Neyse. Benim bu arkadaşım işte bana şey dedi. Ben Bilkentlileri sevmiyorum dedi. Tamam mı? Neden dedim? Çünkü dedi ki hepsi çok yavşak tipler dedi. Kızları fazla aşık, erkekleri çok yavşak sevmiyorum dedi. Kanka orada bir şey söyleyeceğim. Abi bu arkadaşı inşallah kendi anlarsın. Çocuk atılımda okuyor. Hani atılımda bir şey bekle bir dur. Atılımda sonra, bulunmuş mu kızları fazla aşık, erkekleri fazla yavşak? Sonra dedi ki başkentte de mesela erkekleri böyle çok hani kendini bir şey sanıyorlar dedi. O nedenle atılım tam ortası dedi. Hiç değil kanka. Öyle mi? Hiç değil. Tabii bu hangi bölümde olduğuna göre değişir. O çocuk belki kötü bir bölüm. Şimdi bölümünde söyleyip çocuğu iyice belli etmeyelim de. Ben yani burayı keserim yani. Kötü bölümde okumuyor ama hani onun okuduğu bölümde mesela erkekler daha fazla zaten. Hani onun gördüğü kızların aşk olması çok normal ama mühendislikte kızların, ya buradaki eminim buradaki mühendisliklerde de öyledir yani. Ama mesela benim bölümümde hukukta yani öyle değil. Çok benim, aşk ama. Kanka hiç aşk yok hukukta. Hiç yok. Ben bak bizim koskoca mafide tek böyle bir arkadaş grubu var bizim aşko diye hitap edebildiğimiz. Tek bir grup yani. Ama mesela bir şey söyleyeceğim. Ay yok ya hiç miyim arkadaş çok aşko var. Mesela ama ben Emre'ye mesela şey dediğimde falan Emre çok şaşırıyor. Biz mesela gittim. Ben mafide kızlarla rahatça konuşabiliyorum. O dedi ki Bilkent'te şöyle ortam yok dedi. Yok. Siz mesela yeni tanıştınız. Yani biz mesela mafide hepimiz aynı anda aynı mafiye girdik. Bizde bayağı lise mantığıyla işliyor ben mesela. Yani hani bütün birisi var aynı anda giriyor. Üstten alttan alan bir kişi iki kişi oluyor ders. Hani o yüzden mesela bunu acaba ayrı bir video olarak mı şey etsem? Atılım ve Bilkent'le konuşuyor falan. Ay ama bizim ömrümüz çok farklı. Tamam çok farklı da sonuçta ben de Bilkentliyim. Hadi doğru ben de atılımlıyım. Hayır ama şu yüzden ben de senin ömrün daha iyi çıkar. Kesin kanka öyle çıkar. Çıkma. Neyse sonuç olarak hani çok hukuk okuyor. Dilek teyze. Hukuk okuyor da ben de iç mimarlık okuyorum. Yani şimdi istiyorsan ama bunun şeyini etmeyelim. Bunu konuşacak ama aslında okuyorum. Tamam yani. Ama açısı değişti. Ama şimdi aynı açıyı bir daha yakalayamayacağız ki zaten. Açı değişti farkındayız. Yeni bir videoya geçtik. Nurbanu ile birazcık çalıştık. Hayır ben şu anda hiç hazırlamadım. Dur sen kendimi çekeceğim. Hadi sonra ben kahve içtik birazcık. Sonra ben cüzdanımı arabamda unuttuğum için Nurbanu'ya kilitledim. Ben böyle bir arkadaşım. ben Gökçe ben de bu yüzden arkadaş. Evet sadece parası için kullanıyorum. Ya hiç. Annesi bana para veriyor. Diyor ki Nurbanu yalnız kalmasın. Liseden arkadaşı kalmış olsun. Azıcık. Aa bu güneş saati mi? Evet güneş saati var. Hadi gelin. Güneş saati mi? Değil sana sormadım. Evet arkadaşlar biz güneş kahve saatini de. Hep şey demedim. Dilek teyze ben küfür etmem. Arkadaşlar biz kahve falan içtik. Şimdi center'dayız. Sonra Gökçe tutturdu ders çalışacağım ders çalışacağım. Ben zaten o dersteyken ders çalışmıştım. Hiç de ders çalışmasım da şu an yok yani. 3 saat falan beni yalnız bıraktı. Ben orada yalnızdım. Şaka mısın? Dersim vardı ya. Ne yapayım? Beni orada yalnız bıraktı gitti. Ben de yani çok çalıştım. Sonuç olarak ya şimdi evlere dalacağız. Ay ezilmeyelim.
Sonuç olarak şimdi evlere de alacağız yani. Ben bu vlog işini çok sevdim. Ben de mi çeksem? Ama benim ben tek başıma çekemem. Neden? Ben yürürken sokakta telefon açıp böyle konuşamam. Arkadaşlar bir de benim şimdi şöyle yapacağız. Siz önceki videoları izleyeceksiniz. Benim o gözlüğüm mü güzel, bu gözlüğüm mü? Yorumlara bekliyoruz. Ben yani bunu bilemem. Hadi gelin arkadaşlar. Benim aram nerede? Şimdi Gökçe'yi arabaya ne gülüyorsun? Komik de şu mu? Bak insan kalbisi kötü. Normalde öyle çok eğlenmiyor. Ay çok utanıyorum. Ay bak, bak şu mu? Hayır değil ya. Öyle park etmedim. Ne kadar arka? Tamam. Dön hadi. Bacağını da kaldır. Hayır öyle değil, şöyle salak. Şimdi benim dediğimi de yap. Heh tamam.